Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi koklama duyusu ile devam edelim. Bu videoda hepsini birlikte, yani geriye kalanların hepsini birlikte an anlatacağım. Şimdi bizim koklama duyusunun alınabilmesi için, koku duyusunun alınabilmesi için ilk önce burun boşluğumuzda bulunan kıllar ve mukus salgılayan epitel hücrelerinin uyarılması lazım. Şimdi burada burunda bulunan kıllar ve mukus salgılayan epitel hücreler ne yapıyorlar? Ee, burnumuzu aslında nefes aldığımız zaman havayla birlikte giren mikroplara karşı koruyorlar Kıllar mikropların tozların orada tutulmasını sağlıyor arkadaşlar Mukus ise yine tozların kirin işte mikropların kendisine yapışmasını sağlıyor O yüzden de bizim yine vücudumuza mikropların girişini engelliyor Bu da nedir yine bizim vücudumuzun birinci savunma hattıdır Vücuda girişi engelliyor Burun ne yapıyor peki? Görevi nedir? Alınan havayı süzüyor. Dediğim gibi kıllar ve epitel sayesinde, mukus sayesinde ısıtıyor ve nemlendiriyor. Çünkü soğuk havalarda mesela yürüdüğünüz zaman bizim vücut sıcaklığımızdan daha düşük bir havayı soluyoruz. O zaman da ne oluyor? Bu hava direkt olarak akciğerlerimize giderse oradaki ısıyı düşüreceği için hani sağlıklı bir gaz alışverişi gerçekleşmeyebilir ya da zarar verebilir. O yüzden de ısıtıp nemlendirmesi gerekiyor. Kokunun alınabilmesi için koku moleküllerinin uçucu olması gerekiyor ve mukusta çözünmesi gerekiyor. Bakın mukusta çözünme olayı önemlidir. Çünkü tat duyusu da buna benzer. E, tat duyusunun da mukusta çözünmesi gerekiyor alınabilmesi için. Bowman bezleri vardır burada. Bu Bowman bezleri müköz salgı yapıyor. Yani mukus salgısını yapıyor arkadaşlar. Bu bezlerin salgısı ne yapıyor? Mukozayı nemli tutuyor ve koku de çözünmesini sağlıyor. Koku duyusunu alan hücreler nerede bulunuyor peki? Burun boşluğunun üst kısmında bulunuyor arkadaşlar. Özellikle koku reseptörlerinin bulunduğu bölgedir burası. Biz bu bölgeye sarı bölge diyoruz. Gözdeki sarı benekle karıştırmayın. Bakın gözde reseptörlerin yoğun olarak bulunduğu yer sarı benek. Kulakta yoğun olarak bulunduğu yer korti organı. Burunda bulunduğu yer ise sarı bölgedir. Özellikle göz ve burunu lütfen Karıştırmayın arkadaşlar burada koku reseptörleri yoğunlaşmıştır. Koku reseptörleri e, sinir hücrelerinden oluşuyor. Sinir hücrelerinin ise arkadaşlar dentritleri burun boşluğuna bakıyor. Aksonlar ise burundaki kalbur kemilinin arasından koku soğancığına ulaşıyor. Koku soğancığı da bizim beynimizde bulunan bir yapıdır. Koku soğancığına gidiyor ve burada koku merkezi bulunuyor zaten. İmpuslar koku soğancındaki duyu nöronları ile de nereye gidiyor? Beyindeki koku merkezine gidiyor arkadaşlar. Talamusa uğramıyor. Bakın önemli olan kısım burasıdır. Talamusa uğramaz. Direkt olarak nereye gidiyor? Bizim beyindeki koku merkezine önce koku soğancığına, oradan da koku merkezine gidiyor arkadaşlar. E, duyu hücrelerinin her biri kokuya ait sinirlerle bağlantılıdır. Bu yüzden de sinir hücreleri çabuk yorulduğu için koku reseptörlerimiz de çabuk yorulur. Dolayısıyla belli bir ortamda bulunan kokuya bir süre sonra alışmamızın sebebi de budur. Bakın burada sarı bölgeyi gösterelim isterseniz. Mesela beyinde bulunan beyinde bulunan koku soğancığı dediğimiz yapı burasıdır arkadaşlar. Bakın dentritlerin bulunduğu kısım. Aksonlar da bakın içe doğru uzanmış. Yine diğer kısımlar siller bulunuyor burada. Kemoreseptörlerdir yine. Burunda bulunan kemi reseptörler. Zaten kemoreseptörlerin yoğun olarak bulunduğu bölgeye de ne diyorduk? Sarı bölge diyoruz. Yani sarı bölge hemen hemen şurası oluyor. Buradan çıkan kısım da zaten beyinde bulunan koku soğancıdır. Gelelim tat alma duysuna. Şimdi tat alma duysuna baktığımızda tabii ki dilimizle tat alıyoruz. Peki dilimizin yapısında neler var? Arkadaşlar Dilimiz iç içe geçmiş çizgili kaslardan oluşuyor. Üst kısmı da mukoza ile kaplıdır. Aynı burnumuz gibi. Bu mukoza sayesinde işte mikroplar tutuluyor falan. Hani e, oldukça önemli bir yapıdır mukoza tabakası. Dilin üst yüzeyinde ise tat almayı sağlayan kemo reseptörler vardır arkadaşlar. Bu reseptörler özelleşmiştir. Bu yüzden de çoğalamıyor. Bir süre sonra hani yaşlılığa bağlı olarak e, tat alma duyusunun azalmasının sebebi budur. Reseptörleri özelleşmiş olduğu için çoğalamıyorlar. Bu yüzden de bir süre sonra tat... E, alma duyumuzu hani azalıyor ya da yok olma şeyine kadar gidebiliyor. Yaşlılar mesela diyor ya yediğimden tat alamıyorum diye sebebi budur. Dilde bunlar reseptörlere biz ne diyoruz? Tat tomurcukları diyoruz. Tat tomurcuklarının üzerinde de papilla dediğimiz yani e, tat tomurcukları papilla dediğimiz yapılar üzerinde kümelenmiştir arkadaşlar. Yani orada böyle küme küme bulunuyorlar. Peki nedir papilla? Papilla mukozanın bir çıkıntısıdır ve dilin sadece üst kısmında bulunur. Yani biz sadece dilimizin üst kısmıyla tat alabiliyoruz, alt kısmıyla tat alamıyoruz arkadaşlar. Tat alma reseptörlerinin yani papillalar, ee, tat tomurcuklarının dışa bakan yüzeyinde mikrovilluslar bulunur. Bu mikrovilluslar sayesinde geri eminim gerçekleşebilir. Mesela bazı vitaminlerin, bazı ilaçların, suyun, işte başka maddelerin, hani monomer maddelerin emilimi gerçekleşebilir. Tadın alınabilmesi de içinde aynı koku gibi tükürük içerisinde yani mukus salgısı içerisinde çözülmesi gerekiyor arkadaşlar. Dil içinde tükürükte çözülmesi gerekiyor. Ee, i̇kisinin şeyleri benzerdir yani tat alma ve koklama duyusu birbirine benzerdi. Mesela size sorularda bir, Aşağıdaki duyu organlarından hangisi yapı bakımından birbirine benzerdir? Tükürük, tükürüğün bulunduğu dil yani tat alma organımız ve burundaki koku alma olayı arkadaşlar birbirine benzer olarak gerçekleşiyor. Mukusta çözünen tat molekülleri reseptörleri uyarıyor ve duyu sinirlerinde impuls başlıyor. Böylece beynin işte ilgili bölgesine önce talamusa daha sonra ilgili bölgeye aktarılmış oluyor. Dilin üzerinde üç çeşit papilla vardır. Mantar şeklinde, çanak şeklinde ve yaprak şeklinde. Mantar şeklinde olanlar dilin uç kısmında, çanak şeklinde olanlar dilin gerisinde, yaprak şeklinde olanlar da dilin yan kısmında bulunuyor arkadaşlar. Dilin yüzeyinde ise ipliksi papillalar bulunur. Bunlar da ne yapıyor? Tat almayı değil de besinlerin lokma haline getirilmesinde görevli olan papillalardır arkadaşlar. Tuzlu ve tatlı arası tatları algılayan bölgeye de biz ne diyoruz? Umami diyoruz arkadaşlar. Beyin kabuğunda tat ve koku bölgeleri birbirine çok yakındır. O yüzden de hani tat almadığımız veya işte mesela burnumuz tıkalı olduğu zaman yediğimiz besinin tadını da alamıyoruz. Çünkü ikisi birlikte hemen hemen çalışıyor. Bunun sebebi de bu şekildedir. Dilin üç kısmında, dilin üç kısmında genellikle tatlı reseptörleri daha yoğun. Dilin hemen yan kısımlarında genellikle tuzlu, biraz daha gerisinde ekşi. Dilin arka kısmında ise arkadaşlar acı, biraz daha yoğundur. Tabi her tarafa dalmıştır ama eşit değil. Dilin arka kısmı acıya daha duyarlıdır. Mesela ekşi bir şey yediğiniz zaman şu dilinizin böyle biraz daha gerisinin böyle uyuştuğunu hissedersiniz. Hani limon gibi işte erik gibi. Bunun sebebi arka tarafın biraz daha şey olması, ekşiye duyarlı olmasından kaynaklanıyor. Bakın tat tomurcuklarını da gösterelim. Arkadaşlar tat tomurcuğu zaten papilla üzerinde dedik. Bu tat tomurcukları her biri birbirinden farklı tatları algılayabiliyorlar. Evet böylece dili de bitirmiş olduk. Gelelim dokunma duyusuna. Şimdi dokunma duyusunu kim sağlıyor? De sağlıyor deri. Arkadaşlar derimiz tek ya da çok katlı epitel dokudan oluşmuştur. Vücudu dış ortamdan koruyor. El ve ayak tabanında daha kalındır. Göz kapaklarında ise incedir. Şimdi insan derisine baktığımız zaman insan derisi iki kısımdan oluşur. Üst deri ve alt deri. Üst deriye epidermis, alt deriye de dermis diyoruz. Üst derimiz yani bizim derimizin üst kısmı embriyonun ektoderm tabakasından oluşuyor. Zaten dokuları anlatırken de yine aynı şekilde büyüme gelişmeyi anlatırken de bahsetmiştik. Çok katlı epitel dokudan oluşuyor arkadaşlar üst derimiz. Kılcal kan damarı ve sinir bulunmaz. Kılcal damar bulunduğu için de bulunmadığı için de üst derinin en üst kısmı yeterince beslenen beslenemiyor. O yüzden de bir süre sonra bunlar keratinleşiyor ve ölüyorlar arkadaşlar. Bu derinin üstünde bulunan keratinden oluşmuş tabakaya biz korun tabakası diyoruz. Bu tabaka ad üstünde korun koruma amaçlıdır. Darbelere karşı, mikroplara karşı deriyi koruyor arkadaşlar. Peki nereden besleniyor bu üst deri? Üst deri bağ dokudan difüzyonla besleniyor arkadaşlar ve alt tarafında bulunan malpigi tabakası korun tabakasının altında bulunur ve canlı hücrelerden oluşuyor. Bunların hücreleri de kübik ve silindiriktir. Korun tabakası yassı hücrelerden oluşurken malpigi tabakasında kübik ve silindirik hücreler bulunuyor. Ayrıca bu malfegi tabakasında arkadaşlar silindirik hücrelerin arasında deriye renk veren melanin pigmenti bulunuyor. Oldukça önemlidir yine bizim derimiz. Ve gelelim alt deri yani dermise. Bu da embriyonun mezoderm tabakasından oluşuyor alt derimiz. Kolajen ve elastik lifler içeriyor arkadaşlar. Bağ dokudan oluşmuştur. Yapısında neler var? Kan damarı var, sinirler, yağ bezleri, ter bezleri, kıl kökleri, düz kaslar, lenf damarları ve reseptörler bulunuyor. Bu da yine kendi içerisindeki tabakadan oluşu iki tabakaya ayrılıyor. Biri papiller diğeri de retiküler. Papiller dediğimiz tabaka epidermisin içerisinde bir parmak şeklinde olan yapılardır. Kılcal damarlar ve sinir uçları burada bulunuyor. Retiküler dediğimiz tabaka ise arkadaşlar ter bezleri, yağ bezleri, kıl kökleri ve reseptörler burada bulunuyor. Ayrıca düz kaslar kılların hareketinde de oldukça önemlidir. Retiküler tabakada bulunan düz kaslar. Peki alt deride reseptörler var dedik. Hangi reseptörler vardır? Ağrı, basınç, dokunma, ısı, titreşim gibi uyarıları alan reseptörler vardır. Biz bu reseptörlere de özel olarak ne diyoruz? Mekano reseptörler diyoruz. Şimdi bu mekano reseptörleri anlatmak istiyorum size. Arkadaşlar mekano reseptörler kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Kapsüllü reseptörler bir de kapsülsüz reseptörler. Kapsüllü reseptörler nedir? Meissner cisimciği bu dokunmayı algılar. Pacini cisimci basıncı. Basıncın zaten şeyi nedir? P'dir değil mi? Buradaki P'den aklınıza gelsin. Kureyse cisimciyi soğuk, Rufini cisimciyi de sıcağı algılıyor. Kapsülsüz olan reseptörler ise serbest sinir uçları vardır. Ağrı duyusunu algılar. Merkel diskleri vardır. Hafif temaslar yani böyle hafif dokunuşları algılıyor. Bir sineğin gelip vücudunuza konduğunu düşünün. Bunlar hafif temaslardır. Merkel diskleri tarafından algılanır. Kıl, kıl, kıl kökü Reseptörleri vardır. Bunlar da dokunma duysunu güçlendiren reseptörlerdir. Bir de dermisin altında hipodermis dediğimiz bir yapı var. Bu da gevşek bağ doku ve yağ dokudan oluşuyor arkadaşlar. Gevşek bağ doku e, derinin hareketini kolaylaştırıyor. Yağ doku ise vücut ısısını ayarlıyor. Yine burada bulunan ter bezleri yumak şeklindedir ve kanalları epidermis açılıyor arkadaşlar. Böylece vücut dışı dışına terimiz salgılanabiliyor. Yani kanalları epidermis açılan bir yapıdır ter bezleri. Yağ bezleri ise böyle salkım şeklindedir. Bu yağ bezlerinin salgısına bir sebum diyoruz. Sebum Bunların salgı kanalları doğrudan epidermise açılmıyor. Bunların kanalları böyle e, kıl köklerine bağlıdır arkadaşlar. Bu yüzden kıl kökleri yağlanabilir. Direkt olarak derimizden yağ çıkmaz. Kıl köklerini yağlandırır. Özellikle saçları yağlanan kişiler bunu daha iyi bilirler. Böyle kıl saçlarının dipleri böyle yağlı yağlı olur. Bunun sebebi e, dermiste bulunan o yağ bezlerinin kanallarının kıl köklerine bağlı olmasıdır. Ayrıca deriye sempatik sinirler gelir, parasempatik sinirler gelmez. Sempatik sinirler gelerek ne yapıyor? İşte korku anında, heyecan anında buradaki damarları daraltarak. Ee, kan akışını yavaşlatıyor. Bu yüzden de kan akışı yavaşladığı için derimizin rengi solar. Yani böyle mesela korktuğunuz zaman veya heyecanlandığınız zaman karşıdaki kişi size der, "Ne oldu? Hani yüzün sararmış. Betin benzin atmış." derler. Sebebi budur arkadaşlar. Sempatik sinirler damarları daralttığı için yeterince kan gitmez. Bu yüzden de renk böyle sararmış gibi olur. Yine şekil üstünden de görelim. Epidermis zaten en üstte bulunan kısımdır arkadaşlar. Epidermis şu sarı renk biraz daha açık renkli olan kısım korun tabakasıdır. Korun daha böyle ee, nasıl diyeyim size yani böyle morumsu gibi olan kısımda nedir? Marpigi tabakasıdır. Marpigi tabakasında ne vardı? deriye rengini veren melanin pigmentleri vardı değil mi? Daha sonra dermis tabakasına bakalım. Dermis tabakasında da kıl kökleri, yağ bezleri falan bulunuyor. Ayrıca kıl köklerinin direkt olarak bağlandığı kısma da biz hipodermis diyoruz. Yine sinirler de burada bulunuyor arkadaşlar. Reseptörler de burada bulunuyor. Evet, böylece duyu organlarını da bitirmiş olduk. Duyu organları içerisinde en önemli olanlar bir deri belki karşınıza çıkabilir. Hani birazcık karmaşık olduğu için bir göz ve kulak arkadaşlar bunlar da önemlidir bu ikisi çıkabilir özellikle dediğim gibi gözdeki reseptörlerin yoğun olarak bulunduğu yer sarı benek burundaki reseptörlerin yoğun olarak bulunduğu yer sarı bölgedir ikisini lütfen birbirine karıştırmayın sonraki videoda destek ve hareket sistemine geçiyoruz yavaş yavaş bitiriyoruz sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın